Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile birlikteyiz uzun süredir video çekmiyorum farkındayım ama yakında inşallah genel tekrar videolarıyla başlayacağım şimdi öncelikli konumuz mülakat mülakatla ilgili detaylar belli olmaya başladı ben de ilk gördüğüm kadarıyla size video çekmek istedim arkadaşlar mülakatta ee, yeni yapılacak olan mülakatta adaylara bir kod gönderilecekmiş ve bu koda göre gidip hani mülakata girecekler. Ayrıca e, mülakat sırasında işte e, kamera kaydı olacak mülakat 45 dakika sürecek ve adaya daha öncesinden girecek konu ve hangi konuyla ilgili hangi konu anlatımı, anlatımını yapacağı belirlenecekmiş. Yani mesaj olarak gönderilecekmiş. Dolayısıyla adayın çalışması için bir vakti olacakmış. 14 haftalık süreçten bir soru gelecek. Bu 14 haftalık süreç dediğimizde 9, 10, 11 ve 12. sınıfların ikinci dönem konularından bahsediyor bize. Bu dönemlerden gelecekmiş. Yani sizler şimdiden hani daha biliyorsunuz başvurulara işte tercih şeylere falan Temmuz'a daha çok var. Temmuz'da başlayacak şeyler, mülakatlar. Dolayısıyla daha çok olduğu için sizler şimdiden konuları çalışmaya başlayabilirsiniz. Özellikle işte 9. sınıfta canların sınıflandırılması konusu var. 2. dönemde. 10. sınıfta arkadaşlar kalıtımla ilgili son kısım soy ağaçları, işte eşeğe bağlı kalıtım bu var. Ayrıca ekoloji konusu var. 11. sınıfta yanlış hatırlamıyorsam boşaltım sistemi, üreme sistemi ve ekoloji yine ekoloji kısmı var. 12. sınıfta da bitki biyolojisi var. Yanlış hatırlamıyorsun Çünkü ben bu sene 11 12'lere ders vermedim. Benim okulumda yok. Sayısal bölüm. O yüzden de hani tam olarak 12. 11 ve 12'leri unutmuş olabilirim ikinci dönemde ne olduğunu. Sizler bu konulara çalışabilirsiniz. Dolayısıyla şimdiden hazırlık yapmaya başlayabilirsiniz. Evet mülakat olmasaydı bizim için çok çok daha iyi olacaktı. Ee, en azından hani bu kadar beklediğimize bir nebze olsun hani içimize su, su serpebilirdi. Çünkü 9 aydır bekletiyorlar ve çok az bir alım oldu. Bizim açımızdan gerçekten çok büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ben. Ama elimizde şu an için yapabilecek bir şey yok. O yüzden var olan sisteme uyum sağlamak zorundayız. Ee, şu an kendi kendimize hani oturup kuruntu yapmak yerine bizler çalışmalarımıza başlamalıyız. Mülakatta sanırım henüz değişmemiş o 3 katını çağıracaklar arkadaşlar Tabii ki uzun bir süreç olacak büyük ihtimal Temmuz ve Ağustos ayları hani bir ayda bitirirler mi düşünmüyorum sanmıyorum çünkü 3 katını çağıracaklar 60 bin öğretmenin tamamının mülakatı bir ayda bitmez herhalde her biri 45 dakikadan düşündüğünüz zaman dolayısıyla ee, Temmuz'da bitirdikleri veya işte Ağustos'un ortalarında bitirdikten sonra da zaten Direkt sınav notunuzu yani mülakat notunuzu e, mülakat sırasında öğreneceksiniz. İşte genel kültür olarak soru sorulmayacak. Sadece kendi alanımızla ilgili bir mülakat yapacaklar. Konu anlatımına bakılacak arkadaşlar. Nasıl konu anlattık? İşte konuya hakim miyiz, sınıfa hakim miyiz? Tabii ki bunlar 45 dakika içerisinde belirlenebilecek şeyler değil. Yani bizler de ilk girdiğimiz derse mesela ben şu an uzun süredir video çekmediğim için gerçekten video çekerken hani bir kendimde şey hissediyorum bir heyecan hissediyorum onu fark ediyorum. E, baktığınız zaman hiç sınıfa girip ders anlatmamış öğretmenlerimiz var. Veya uzun süredir ara vermiş hani e, sonradan çalışmaya karar verip atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz var. Zorluk yaşayacağınızı evet düşünüyorum ama sizler bunu şu andan itibaren çalışmaya başlayarak işte ayna karşısında veya ailenizin karşısında e, konu anlatımı yaparak yenmeye çalışabilirsiniz. Özellikle tahta kullanımı burada önemlidir. Tahta kullanımında tabii ki illaki orada tahta kullandıracaklardır. Sonuçta herkesin anlatım tarzı farklıdır. Ben mesela anlatırım, tahtaya yazarım, sonra genel bir tekrar yaparım. Dolayısıyla hani herkesin anlatım tarzı farklı olacağı için tahta da kullandırırlar. Sizden mesela tahta üzerinde anlatacaksanız neyi anlatacaksınız, nasıl anlatacaksınız, hangi sıralamaya göre anlatacaksınız. Bunlarla ilgili bilgi sahibi olun. Ayrıca konuya hakim olun. Konuyla ilgili mutlaka soru çözün arkadaşlar. Konularla ilgili yani dediğim gibi ikinci dönem konularıyla ilgili mutlaka soru çözün. Çünkü e, çünkü soru soracaklarmış. Dolayısıyla soru soracakları için de bizim konuya hakim olmamız gerekiyor kendi alanımızla ilgili soru soracak. O anki anlattığınız konularla ilgili soru soracaklar arkadaşlar. Mülakat bittikten sonra artık sınav notunuzu da öğrenip çıkacaksınız. Sisteme de zaten size söylenen sınav notları girilecektir. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ben bunu söylüyorum. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız. Biliyorsunuz ben de yeni atandım. Benim de adaylık işlemlerim var şu an. Adaylıkla ilgili işte videolar falan var. Onları izliyorum. Umarım sizlerin de tek derdi bu adaylık videoları olur. Hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.